Minekrek Kanat, Cumhuriyet Gazetesi. Tinsel fahişelik. Mobil diye adlandırılan hareketli heykelciklerin babası Alexander Calder'e özel bir sevgim vardır. Mühendis, yontucu ve ressam Calder elbette çok önemli ve 21. yüzyıla damgasını vurmuş bir sanatçı. André Breton onun eserlerini dengenin pür sevinci diye tanımlarken Jean Paul Stark Calder hareketi belirtmiyor, yakalıyor derken herhalde boşuna konuşmuyorlardı. Ancak benim Kalder sevgim onun sanatçılığından çok kişiliğine yönelik. 1942 yılına dek minicik, kıpırtılı heykelcikler yaratan Kalder, bu tarihten öteye biçem değiştirdi ve mobillerin karşıtı sayılabilecek büyük boyutlarda durağanlık, ağırlık ifade eden döküm heykeller yapmaya başladı. Bir özgünlüğü de stabil adını verdiği bu heykelleri baştan aşağı siyaha boyamaktı. Çok ünlüydü Kalder, çok. Ancak bir o kadar da seçici ve inatçı. Eserlerini öyle her alıcıya satanlardan değildi. Bu zorluk, parayı bastırınca her istediğine sahip olmaya alışık sosyetik sanatseverlerin arzularını kamçılıyor ve varsıllıklarıyla ünlü isimler ondan bir heykelciye sahip olabilmek için birbirleriyle yarışıyorlardı. Altın vuruş. Bir gün Kalder'in atölyesine çok zengin bir koleksiyoncuyla hanımı geldiler. Hoşbeş'ten sonra koleksiyoncu çift ıkına sıkına talebini açıkladı. Maestro'ya bir stabil ısmarlamak istiyorlardı. Ancak bu stabil salt kendileri için yaratıldığının iyice anlaşılması için biraz farklı olmalıydı. Sanatçı sessizce dinliyordu. Acaba bizim için altından bir stabil dökebilir misiniz? Bedeli neyse ödemeye hazırız dediler. Kalder piposundan bir soluk çekti. Tabii dedi. Ne için olmasın? Koleksiyoncu çift bir sevindi bir sevindi kadın eşine dönüp "Ben sana dememiş miydim? Bak kabul etti." diye cıvıldarken paranın açamayacağı kapı yoktur demek istiyordu. Kalder içten içe çok eğlendiği birkaç saniyenin sonunda "Yarın kalan" cümlesini tamamladı. "Altından, gümüşten hatta elmastan da heykel yapabilirim ama illaki siyaha boyarım." Sürüngen dönekler İnsanın yaptığı iş, benimsediği ilke, tuttuğu yol konusunda inanç ve görüşlerinden taviz vermemesi işte böylesine kolay aslında sevgili okurlar. Asıl zor olan taviz vermek. Çünkü tavizin sonu yok. Bugün bir ucu, yarın öbür ucu, öteki gün ortası derken bel kemiği eğile eğile bükülen insan bekleyen evrim hiç şaşmaz entelektüel sürüngenlikten ibarettir. Evren devinimdir. Kapsadığı canlı cansız her şey ve elbette dünya gezegeni ve varlık sürecinde değişime uğrar. Dolayısıyla insanın da savunduğu fikri, inancı zamanla değiştirmesi olağandır. Oysa Türkiye'de sosyal ve siyasal aranada savunduğu fikri ve duruşu tam karşıtıyla değiştirenlere dönek diyoruz bizler. Üstelik yerden göğe haklıyız. İlke olmayınca taviz gerekmiyor. Evrende herkes ve her şey için geçerli değişim. Bilimin saptayıp sınıflandırmakla yetindiği doğa yasalarına uyar. Yer uzay boşluğu, fizik, kimya ve benzeri ilkelerine göre değişim olur. Değişen maddedir, ilkeler kurallar değil. İnsanın sosyal ve siyasal alanda taraf değiştirmesi de temel ilkelerine bağlı olduğunda, yani savunduğu olguyu ilkeleriyle çatıştığı için değiştirdiyse saygındır. Çevrenize şöyle bir bakın. İktidarın borazanlığından muhalefet davulculuğuna yamanan gazetecilerin, muhalefetin temeniyken iktidarın çavuşu çıkan politikacıların fikir ve taraf değiştirmesinde ilke çatışması görüyor musunuz? Hiçbirinin taviz vermesine bile gerek yok. Çünkü taviz verilecek ilkeleri yok. İşte bu yüzden onlar değişmiyor. Dönüyor ve dönek tanımını hak ediyorlar. Öylesine çoklar ki sanki ülkenin çoğunluğunu oluşturuyorlar. Tek bir kurala uyuyor. Güç dengesinde ağır basana tinsel fahişelik yapıyorlar. Güç dengesi değişince müşteri de değişiyor tabi. Aynı kapıya aynı tokmak. Kalder'in sanatında mobil eser kavramını yarattıktan sonra tam zıttını işlemesi, stabiller döküp yontarak yeni bir çığır açması değişimdir. Yarattığı biçemden taviz vermemesi de ilkeli olduğunu gösterir. Hangi döneğin dün iktidara ortakken bugün muhalefet listesinden yine iktidara ortak olacak hangi politikacı eskisinin siyasal alana kazandırdığı yeni bir fikir akımı, taze bir düşünce var. Aynı kapıya takacakları yeni bir tokma bile yok hiçbirinin. Değişim mi dediniz? Kim değişti ki ne değişsin? Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.